mesele vatansa gerisi teferruattır diyen, ülkesi ve millet adına mücadele eden, Cumhur İttifakı ruhuyla hareket edip Esenyurt'ta zafere ulaşmak isteyen bütün misafirlerimiz, hoş geldiniz. 15 Temmuz'da yaşanan süreçten sonra yeni kapı ruhuyla başlayan ittifak, ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların heveslerini kursağında bırakmıştır. Ülkemizin geleceğini karartmak isteyenler, bir araya gelen toplanan Şer İttifakı'nı oluştururken bilge lider genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli buna kayıtsız kalmayarak önce ülkem ve milletim diyerek Cumhur İttifakı'nı oluşturmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ilk zaferini elde eden Cumhur İttifakı inşallah yerel seçimlerde de ülkemizin her yerinde başarıya ulaşacaktır. İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta da Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Azme İkinci'dir. Ve inşallah gayretli çalışmalarımızla 31 Mart akşamı rekor bir oyla Esenyurt Belediye Başkanımız olacaktır. Sayın Azme İkinci, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere emanetidir. Kazanılacak zafer Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak, karşımızdaki Şer İttifakı'nın bütün umutlarını bitirecektir. Kontrolün dış güçlere dayanan, içerisinde terör örgütlerinin uzantısı olan siyasi partilerin kurduğu bir ittifak hiçbir zaman Esenyurt Belediyesi'ni yönetemeyecek, buna benim dava arkadaşlarım müsaade etmeyecektir. Tarihinde hiç devletsiz kalmamış yüce Türk milleti bugün beka sorunuyla karşı karşıyadır. Ülkemizi yok etmek isteyen şer odakları bir araya gelmiş, kaybetmemizi beklemektedir. Ama bu millet yüz binlerce şehidin kanıyla kurduğu son devletini canı pahasına korumuş ve korumaya devam edecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Değerli arkadaşlar, Sayın Belediye Başkanı adayımız Azme İkinci Bey artık Esenyurt'ta belediye başkanımızdır. Kendisini canı gönülden destekliyor, üzerine yüklediğimiz bu ağır sorumluluğun altından kalkacağına inanıyorum. Sözlerimi çok daha fazla uzatmadan sözün sahibine bırakıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Az önce başkanımız gerekli şeyleri söyledi. Tabii biz burada devletimizin, milletimizin bekası için bir araya gelmiş, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen iki tane liderin, çok kıymetli, çok büyük iki tane liderin, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ittifakların yerel ölçekte bizim üzerimize düşen en sağlam şekilde onların sözünü yere düşürmeden devam ettirmeye çalışan teşkilatlarıyız. Tabii 15 Temmuz'da biz bu vatan için hepimiz sırt sırta mücadele ettik. Ondan sonra yeni kapıda bir ruhu yakaladık. 24 Haziran'da biz yine sırt sırta mücadele ettik. Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi Zillet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı her zaman devletinin, milletinin yanında olacaktır. Biz tabii bu ittifaktan çok memnunuz. Ben bu ittifak vesilesiyle de çok kıymetli başkanımla daha da teşviki mesai harcamaya başladım. Bizim birbirimizden ayrımız yok. Biz en nihayetinde vatanını düşünen, vatanı için mücadele eden iki teşkilatız. Haliyle biz de burada Azmi İkinci Başkanımıza ve Büyükşehir'de Binali Bey'e gerekli destekleri Esenyurt ölçeğinde vereceğiz. Ama biliyorsunuz ki bizim iki liderimiz de sağa çıkıp gönül rahatlığıyla tokalaşabiliyorlar. Karşı taraftaki Zillet İttifakı daha beraber tokalaşamıyorlar bile. Anlayın ki ne durumdalar. Biz onun için burada sapasağlam duracağız inşallah. Allah'ın izniyle birlik beraberlik içerisinde bu tabloyu her tarafa yayarak birlik beraberlik içerisinde Esenyurt'u belediye başkanlığını Azmi Başkan'a teslim edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Esenyurt'ta Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle buluşmak, bir arada bulunmak
bizim için bir şeref, bir onurdur. Şurada bir cümle yazıyorum. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar. Türkiye Cumhuriyeti olarak 95 yıllık tarihimizde ayaklarımız üzerine durmak istediğimiz anda her an bekamızla oynadılar. İstiklal Harbi'nden sonra kurduğumuz devletimizin 500 yıllık, 1000 yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasçısı olan Türkiye'nin yeniden bir imparatorluk seviyesine gelmemesi için İngilizlerin kullandığı manidar bir cümle vardır. Türkiye Cumhuriyeti ölmeyecek kadar sulanması gereken, meyve vermeyecek kadar susuz bırakılması gereken bir devlettir. Batı'nın Türkiye'ye bakışı budur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli artık o Haçlı torunları olan içimize sızmış ve dışarıda bize karşı savaşan güçlere karşı artık dur dediklerine hepimiz şahit olduk. Ve hamdolsun artık milli ve yerli bir Türkiye 95 yıldır ilk kez kendi sınırlarımızın dışına operasyon yapıyoruz. Bu Cumhur'un eseridir. Cumhur İttifakı olmasaydı yine bizi engelleyeceklerdi. Yine terörle bizi kuşatacaklardı. Ve hamdolsun Afrin Elbaf operasyonları dünyaya bir mesaj verdi. Bizi fazla zorlamayın. Sınırı aşmayın. Aşarsanız Çanakkale'de sizi nasıl gömdüysek bu topraklarda da sizi gömeceğiz demektir. Ve değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle artık Cumhur İttifakı meseleye koymuştur. Bundan sonra terör ve teröre çanak tutanlar, bundan sonra bizi dış ülkelere köle yapmaya çalışanlara biz artık müsaade etmeyeceğiz. Siz müsaade edecek misiniz? Müsaade edecek miyiz? Hayır. Asla. Bugün başka bir dönemeçteyiz. Bu vesileyle birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda gitmiş olduğumuz yerel seçimler sadece bir yerel seçim değildir. Bu seçimler Cumhur İttifakı'nın gücünün ikinci kez test edilmesidir. Eğer bu sınavda başarılı çıkarsak artık yeni bir Osmanlı'nın inşası belki Osmanlı olmayacak, büyük Türkiye'nin inşası başlamış olacaktır. Ülkesinde ve bölgesinde lider bir Türkiye inşası güçlü bir şekilde başlamış olacaktır. 31 Mart'a doğru giderken Esenyurt'ta Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aranızda bulunmaktayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz ak ve açık olsun, gazan mübarek olsun diyorum. Esenyurt, 81 ilimizin yaşadığı, 81 ilimizden insanların geldiği, buram buram Anadolu kokan bir metropol. Esenyurt'un ihtiyaçlarını biliyoruz. Reel olarak Esenyurt'un şu anda 3 tane ihtiyacı var. Birincisi, okul ihtiyacı. Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu bir hedef var biliyorsunuz. Sınıf ortalaması 35'i geçmeyecek.
Esenyurt hızlı büyümeye bağlı olarak sınıf ortalamamız biraz yükselir. Dolayısıyla en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızla koordine olarak en az 35 adet okul yeri tespit ettik ve bunları en kısa zamanda devreye sokup 15 yıla yetecek kadar okulumuzu hazırlayacağız. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın önderliğinde olacak bir şeydir. Biz belediye olarak yer tahsisleri, yer bulma ve ön açma konusunda elimize geleni yapacağız. Birincisi bu. İkincisi, Esenyurt sağlık konusunda 220 yataklı bir hastanemiz var. 230 yataklı bir hastane yapılıyor. Bitince 450 yataklı olacak. 3 hafta önce Sağlık Bakanımızla görüşerek 500 yataklı devlet hastanesini 2019 yatırım programına aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece Esenyurt'ta 950 yatağın olduğu hastanelerimiz olacak. Aile hekimleri konusunda biraz eksiğimiz var. Onları da en kısa zamanda tamamlatacağız. Esenyurt'ta bir başka husus trafik, ulaşım ve otopark. Reel sorunlarımızda. Ulaşım konusunda 7 adet kavşak, alt geçit, üst geçit, dağcık tarzı projemiz var. Bunları yaptığımızda bir nefes alacağız. Büyükşehirimizle bunu birlikte bunu yapıyoruz. 2. Esenyurt'a 3 yerden metro geliyor. Bu metroları birbirine birleştirdiğimiz zaman Esenyurt'ta ulaşımın %50'si metro tarafına karşılayacak hale gelecek. Şu anda meydana kadar gelen bir metro çalışması yapılıyor. Bunu belediyeye kadar uzatacağız. Metroyla bir nefes daha alacağız. 3. Esenyurt'ta 17 adet otopark yapacağız. Ve 8 adette kapalı semt pazarımızı haftanın bir günü semt pazarı olarak, 6 günü otopark olarak kullanacağız. 14 bin araç sokağımızdan, caddemizden otoparklara çekilecek. Dolayısıyla sokak ve caddelerimiz rahatlayacak, nefes alacak. Esenyurt'ta ulaşım konusunda bir sıkıntı kalmayacaktır. Onun dışındaki yol, park, bahçe, yeşillik, ağaçlandırma, kreştir, kültür merkezidir, spor tesisidir vesaire. Bunlar zaten yapabildiğimiz şeylerdir. Ve ihtiyaç oldukça da yapmaya devam edeceğiz. Biz nice hayalleri gerçeğe dönüştüren bir kadrodan geliyoruz. Bir eğitimden geliyoruz. Ben milletvekili yapmış bir kardeşiniz olarak. Bir taraftan büyükşehrimizde Sayın Binali Yıldırım Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu. Diğer taraftan Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'ndan güç alan bir Türkiye'nin olduğu bir yerde bu hayalleri en kısa zamanda gerçeğe dönüştürme imkanına sahibiz. Şahsım olarak sizleri bu konuda mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Ama sizden de bir ricam var. Siz de bu kardeşinizin 31 Mart akşamı mahcup etmemeye rekor bir sonuçla Esenyurt'ta durmak yok, yola devam demeye söz veriyor musunuz? Evet. Değerli başkanlarım, arkadaşlar yemek yiyorlar. Sanki daha yarım açlar, yarım toplar. Arkadaşlar, söz mü? Evet. 31 Mart'ta zafer kazanmaya hazır mıyız? Evet. Teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmak, bir arada olmak benim için bir şeref, bir onurdur. Bundan sonra da Sayın İlçe Başkanımın önderliğinde sık sık bir araya geleceğiz. Konuşacağız, dertleşeceğiz. Birlikte hayalimizdeki o Esenyurt'u inşa edeceğiz diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.